Ramazan dediğiniz gibi 11 ayın sultanı. Ramazan iki Kur'an ayı ve Siyam ayı. Yani esasında Kur'an ayıdır. Çünkü ayet-i kerimede ifade ediliyor. Estağfirullah şehr-u Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bu Ramazan ayı ki Kur'an-ı Kerim o ayda inmeye başladı. Onun detayına gireriz. Hangi ayet nasıl indi? Efendim bir de oruç tabii. Tabii bunlar hayatımız bakın insan hayatı monoton olursa çekilmez oluyor. Hayatta heyecanlar olması lazım, değişiklikler olması lazım. Yani biz mesela hafta günler arasında bile değil mi? Bir cuma oluyor, bir heyecan katıyor. Aylar arasında Ramazan geliyor. Hayatımız monotonluktan efendim rutin bir hayat, sıkıcı oluyor. Yeni bir şeye, iklime giriyoruz. Bunlar fırsattır tabii. Yani biliyorsunuz hani hayatta mesela pazarlar oluyor, panayırlar oluyor, fuarlar oluyor. Her şey daha ucuz oluyor, bol oluyor. İşte bunlar da manevi şeyler bir bakıma, pazarlar gibi efendim Cenab-ı Hakk'ın lütfunun bol olduğu değil mi? Mesela şimdi bu Ramazan'la ilgili bakın diğer aylardan farkıyla ilgili ben müsaadenizle bir hadis-i şeriften özet olarak Resulullah'ın ağzından dinleyelim bunu. Selman radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Hatabana Resulullah fi ahiri yevmin min Şaban. Şaban'ın son gününde Resulullah bize hitap etti buyuruyor. Efendim şöyle buyurmuş. Ya eyyühen nas, kad azallekum şahrun azim mübarekün. Gölgesi sizin üzerinize düştü. Mübarek büyük bir ayın. Biz onu şimdi gölgesi şu anda üzerimize düşmüş oluyor. Giriyoruz. Bu ilk teravihi inşallah bu gece kılacağız. Şahrun fihi leyletun hayrun min elfi şahr. Öyle bir ay ki bin aydan daha hayırlı bir Kadir gecesi var bu ayda. Şahrun cealallahu siyamahu faridatan. Öyle bir ay ki Allah efendim orucu farz kıldı bu ayda. Ve kıyame leylihi tatavvan. Gece namazını işte teravih olarak ifade ediliyor bu. Nafile olarak, tatavvu olarak ifade etti. Men takarrabe fihi bi haslatin minel hayri kâne kemen edda ferida fîmâ sivâhu. Kim bu ay içinde nafile bir ibadet yapsa sanki farz ibadet yapmış gibi ecre nail olur. وَمَنْ اَدَّى فَرِضَةً ف۪يهِ كَمَنْ اَدَّى سَبْعِينَ فَرِضَةً ف۪ي مَا سِوَاهُ. Yani burada bir farzı yerine getiren, başka Ramazan dışında 70 farz. Bu sadaka için de böyle. Yani böyle bir ay ki burada 1 lira sadaka verseniz, Ramazan dışında sanki 70 lira vermiş gibi. Yani böyle bir fırsat bu, bu sezon. Ama kim için fırsat? Farkına varanlar için değil mi? Efendim öyle insanlar var ki, yani Ramazan gelmiş gitmiş filan efendim hiç haberi yok. Onun için Ramazan bir şey ifade etmez. Ramazan farkında olanlar için, kıymetini bilenler için bir önem ifade eder. Cenab-ı Hak lütfetti. İfade ettiğiniz gibi tabii bir kulluk, yoğun bir kulluk. Ben bu programlarla ilgili üç şey söylüyorum özet olarak. Ramazan diyorum efendim yoğun bir kulluk mektebi. Yani bir insan vâbud rabbeke hattâ ye'tiyekel yakîn, ölünceye kadar Rabbimize ibadet etmek bizim görevimiz. Ama bir de yoğun, hani eğitimde evet. De yoğunlaştırılmış bir eğitim var ya, hızlandırılmış evet. Eğitim. Bu bir bakıma bir aylık yoğun bir kulluk şeysi, efendim mektebi diyelim. Bunu inşallah başarıyla sonunda diploma alıyoruz, bayram yapıyoruz evet. Değil mi? Çocuklar hani peki takdir alıyorlar, seviniyorlar ya, biz de arınmış olarak bir o. İkincisi, bizim manevi kirlerden arındığımız bir hamam gibi arınıyoruz. Değil mi? İttika şeyi var burada, günahlardan temizlenme, arınma, efendim, korunma. Bir de hastane diyoruz, manevi hastane. İşte evet. Böyle tembellik, cimrilik gibi bir takım kötü huylardan arındığımız, tedavi olduğumuz manevi bir hastane gibi kabul etmek evet. Mümkün.
bu böyle evet, özetlemek hocam, mümkün. Güzel evet. noktalara temas ettiniz. Yani Ramazan'ın maddi ve manevi boyutları evet, var hocam. Evet. İnsan dünyaya gelirken tertemiz, fıtrat evet, üzere geliyor evet, ama evet. hayat insanı biraz kirletiyor ya da insan evet, biraz evet. kirleniyor maddi Öyle. Ve manevi olarak. Evet. Dolayısıyla Ramazan gibi bir bereketli ayda o kirlerden arınma, Oraya hem maddi hem manevi girmeden olarak. Bir kelime hocama, de şunu söyleyeyim. Evet, Bakın buyurun. Kur'an ayı dedik ama kaynaklarda ifade edildiğine göre Suhuf-u İbrahim, Suhuf-u İbrahim'e ve Musa var ya, ilk gece Tevrat 7. gün, İncil Ramazan'ın 13'ünde nazil olduğu da ifade ediliyor. Yani bütün mukaddes kitapların da inmeye başladığı, indiği mübarek bir ay. Evet. Bir ay hocam. Evet Kerim hocam, siz neler söylersiniz? Evet hocam, Ramazan'la genel çerçeveyi çizdim. Genel olarak neler çağrıştırıyor size Ramazan? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa ve selamun ala ibadihillezine estafa. Öncelikle bizi izleyen kardeşlerimize selamlarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz. Ramazanları mübarek olsun. Evet, bütün insanlığa hidayet rehberi, kaynağı olan Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayına kavuşmanın bir buruk sevincini yaşıyoruz. Buruk sevinç dememden kastım şu, dünyada katliamlar, işgaller yüreğimizi acıtıyor ve bu anlamda gerçekten dünyanın her bir tarafında zulüm, baskı ve çeşitli şekillerde saldırılar devam ediyor. Böyle bir ortamda acaba çaresizliğimize mi üzülelim, yoksa neme lazımcılığımıza mı hüzünlenelim? Doğrusu bunu da bilemiyorum. Çünkü ancak bu ay rahmet ayı olması hasebiyle ne olursa olsun, hangi olaylar olursa olsun, müminler için bu rahmet ayıdır. Ve dolayısıyla Kur'an'ın indirildiği bir aydır. Zaten Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de özellikle ismi geçen aydır. Başka bir ayın ismi geçmez. Özel bir isimdir. Ramazan kelimesi de zaten işte Ramida, Ramada kökünden geldiği ifade ediliyor. Güneşin hararetinden, kızgınlığından dolayı taşların kızarması ve bu anlamda Ramazan kelimesi yeryüzünü temizleyen, yeryüzünü pak eden yağmur manasında ramdiye kökünden geldiği ifade ediliyor ki Müslümanlar bu mübarek ayda bir bakıma Ramazan fırınına girerek günahlarını yakacaklar, günahlarını temizleyecekler, arınacaklar. Dolayısıyla gerçekten bu ay bir arınma ayıdır. Bu ay bir kendine gelme, muhasebe ayıdır. Cenab-ı Hak bize çok acımış, çok merhametli Rabbimiz, Rahman, Rahim sıfatıyla bize çok acıyor. Kullarının zafiyetini biliyor, kulların aceleciğini biliyor, kullarının günaha daldıklarını biliyor, hata ettiklerini biliyor ve rahmeti geniş olan Allah'ımız bize aylar içerisinde öyle bir ay veriyor ki biraz önce hocam söyledi. Ne demek? 70 kat yapılan ibadetlerde Allah fazla bir sevap verdiği ifade ediyor Resulümüz, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu açıdan evet. Ramazan çok önemli bir aydır. Öncelikle tabii bu ay aklımıza geldiği zaman da işte Kur'an ayı, biraz önce hocam söyledi, oruç ayı. Bu ayda genel bir çerçeve çiziyorum, derinlemesine değil. Efendim, komşuların, akrabaların daha fazla gözetildiği, yoksulların, yetimlerin daha fazla himayeye alındığı, yardımlaşmada, infakta, zekatta, gönüllü harcamalarda doğruğa ulaşıldığı, duaların, zikirlerin fevç coştuğu, böyle bir ay, böyle bir aydan nasıl istifade edeceğiz? Bunu nasıl değerlendireceğiz? Evet. İnşallah bu oturumlarımızda, bu akşamki ilk Ramazan'a aslında, girerken evet. bunu konuşalım genel dedik bir Ramazan, ve beraber buradayız. Evet, genel bir Ramazan
programı çizelim istiyoruz. Evet. Aslında hocam çok güzel ifade ettiniz, bir yenilenme ayı. Aslında hocam hani diyoruz ya, buruk geçirdiğimiz bir Ramazan oluyor ki önceki Ramazanlarda da benzer şeyleri yaşıyorduk aslında. Evet. Bu Ramazan biraz daha yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Bu kötülüğe karşı hocam yapacağımız en güzel şey herhalde bir Müslümanın Allah'a karşı kulluk bilincini, şuurunu en üst düzeye çıkarması olacaktır diye düşünüyorum. Bir kere biz fert olarak imani noktada kendimizi kemale eldirirsek zaten kötülüğe karşı iyilikle savaşılır, güzellikle savaşılır. Burada en temel noktada insanın kendisidir diye düşünüyorum. Ki oruç bu noktada bizi kendimize getirecek bir ibadet olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yapacağımız ibadet ve taatlar ki bu akşam farzlara ilave olarak yapacağımız ibadetler ki ayrı bir anlam ifade ediyor. Aslında Ramazan dediğimiz şey sadece oruçtan ibaret bir ay değil. İçerisinde Kur'an var, Kur'an'ı anlamak var. İçerisinde teravih namazı var, sahuru var, iftarı var. Efendim hoca infak var, itikaf ibadeti var. Dolayısıyla bütün bir hayatımızı, gece ve gündüzümüzü birbiriyle bir bütün hale, ibadet haline dönüştüren bir mevsim iklimi inşallah feyiz ve bereketinden alanlardan istifade edenlerden oluruz. Hocam isterseniz şeyden başlayalım. Bugün malum günler Ramazan şeyde Arabi aylarda günler geceyle akşam vaktiyle başlar. Evet. Dolayısıyla şu an o bereketli rahmetli iklimin içerisine girdik ve ilk teravihte İstanbul saatinde 8.31'de başlayacak inşallah. Selim Hocam, o teravihe geçmeden evvel ben şunu da söyleyeyim. Hani siz dediniz ya, buruk giriyoruz Ramazan'a. Daha evvelki Ramazanlarda da ben hatırlıyorum. Bu İran-Irak Savaşı vesaire. Bayramsız Ramazanlar diye bir yazı yazmıştım o zaman. Yani bayram gününde bile Müslümanın Müslümanla savaşına da şahit olduk biz. Şimdi tabii bu olaylar bizi ümitsizliğe sevk etmemeli. Bu Ramazan ayı aslında zafer ayıdır aynı zamanda. Biliyorsunuz Mekke'nin fethi 17 Ramazan olarak ifade edilir. Yani fetih ayıdır. İşte Kadisiye Savaşı, Yermük Savaşı, hatta çok daha önemli bu Hıddin Savaşı var ya, Kudüs'ün Selahaddin Eyyubi tarafından Haçlılardan kurtarıldığı savaş bu Ramazan ayı içinde olmuştur. Dolayısıyla biz temenni ederiz ki inşallah, tabii Cenab-ı Hak ayet-i kerimeyi efendim وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ Allah zalimlerin yaptığından gafil sanma. Onların, yani biz diyoruz ki iyi ki ahiret var. Ahiret olmasa hiçbir şeyin izahı olmaz. Yani imtihan dünyası, böyle bir felaket istenmez ama ne yapalım? Ayet-i kerime açık. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفِسِ وَالثَّمَرَاتِ ve beşşiri sabirin. Bu ayı da efendim sabır ayıdır diyor. Hadis-i şerifte öyle buyruluyor efendim. Ve huve şehru sabır ve sabru sevabuhu el cenne. Sabır ayıdır. Sabır direnmedir. Bu direnmenin karşılığı cennettir, yani zaferdir. Pasif bir eylem değildir. Değildir tabii, bir direnmedir. Dolayısıyla efendim bu imtihan dünyasında peygamberler sıkıntı çekmiş. Bir sıkıntı istemeyiz ama oluyor. Hayatın, yani harp olmasa iyi de oluyor işte. Hani hastalık da olmasın, açlık da olmasın ama imtihan dünyası. Burası cennet değil. Problemler oluyor. İmtihan oluyor herkes. Zalim de efendim kuyusunu derinleştiriyor. Mazlum, öteki de biz de imtihan oluyoruz. Yani böyle bir olaya İşte ne kadar katkı sunabiliyoruz, ne yapabiliyoruz, elimizden ne geliyor, dilimizden ne geliyor, kalben buğz ediyor muyuz? Allah korusun, yani öyle insanlara Müslümanım dediği halde ya Gazze'den bana ne diyenler bile çıkıyor. Allah bu duruma düşürmesin. Yani bu imanın en zayıf noktası, kalben bir günaha karşı bir buğz olmazsa o iman sıfırdır orada. Kötülüğe karşı bir reaksiyon olmalıdır yani. Yani bunlar inşallah, bu acılar bizi kendimize getirir. Yani biz şimdi farkına biraz biz bakın, bu çok seküler, dünyevileştik. İslam alemi de böyle oldu. Ahiretle aramıza bir demir perde çekildi adeta. Böyle hani ayet-i kerimede فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ
Dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan da sizi aldatmasın. Biraz aldanıyoruz doğrusu. Efendim, bu ay vesilesiyle bu Kur'an işte dinleyeceğiz, camiler vesaire. Belki biraz kendimize geliriz de, efendim biraz daha olayların farkına varırız, hazırlanırız değil mi? Kendimizi evet. yenilemiş oluruz. Yani bu bir tazelenme olayı, bir inşa olayıdır. İnşallah buna vesile olur. Hocam, insanın evet. azmini, sabrını, evet, efendim, iradesini evet, güçlendirme evet. ayı. Dolayısıyla bu ayın en önemli hususiyeti bu hocam. Ramazan'la evet. birlikte güçlü bir iradeyle daha iyi bir Müslüman olma yolunda kendimizi yenilemiş evet, olacağız. Tabii burada normal bizim kulluk diğer mesela 5 vakit namazı her zaman kılıyoruz. Ekstra burada oruç var. Kur'an'ı her zaman okuyoruz. Bir de işte hatim indiriyoruz. Yani bir Müslümana onu da tavsiye ediyoruz. Bak Kur'an ayı olduğuna göre her Müslümanın en azından bir hatim indirmesi lazım veya mukabele takip etmesi lazım. Mukabele olayını falan biliyorsun, mukabele karşılıklı olmak demek, yüz yüze olmak. Bunun da sebebi malum, Peygamber Efendimiz de evet. o Ramazan ayına kadar gelen ayetleri her Ramazan Cebrail'in huzurunda tekrar edermiş. Yani onun karşısında, hatta vefat ettiği zaman el arzatul ahire diyoruz ona. İki defa Cebrail'in huzurunda efendim okuyor, dinliyor. Yani bir mukabele bir bakıma onu hatırlatıyor bize. Hafız Efendi okuyor, biz de karşısında dinliyoruz. Öyle bir geleneğin de devam etmesi lazım efendim. Bunlar işte bak bir gece şeyi var, teravih var. Efendim ona temas ederiz. Sahuru var. Efendim sadakası var. Bereket yani. Şimdi bakın Ramazan ayında açları, biz acıkınca açlığın farkına varıyoruz. Fakirleri daha çok düşünüyoruz. Yani ben fakirlerin bayram ya sevindiğini görüyorum. Çünkü Ramazan bekliyorlar. Koliler, iftarlar değil mi? Bir dostluk şeyi oluşuyor, bir sevgi oluyor, muhabbet oluyor. Güzel de gelenekler oluştu şeylerde. Böyle mahallelere çadır, iftar çadırları kuruluyor. İnsanlar... Apartmanda evet, kimse kimseyi tanımıyor. Oralarda toplanarak kaynaşmaya vesile oluyor. Yani bir paylaşma ayı, bir sevgi ayı oluyor. Evet, Müslümanlık evet. cemaat ruhu oluşmuş Elbette. Oluyor.